IŞİD'in köle satışı iddiasıyla açılan davada JET beraat kararı çıktı. Kasım ayında IŞİD'in ezidi kadınları Gaziantep'te para karşılığında köle gibi sattığı iddia edildi. Köle satışına dair Alman medyasında video haberler yayınlandı. Kayıtlarda ezidi kadınlar ve çocuklarına numaralar verildiği görülüyordu. Gaziantep Barosu suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Gaziantep polisi pazarlığın yapıldığı iş merkezine baskın düzenledi. Baskında 370 bin dolar, çok sayıda pasaport ve Türkiye-Suriye arasında milyonlarca dolarlık para transferinin yapıldığına dair 1768 sayfalık Arapça makbuzlar bulundu. Belgelerde sadece bir defada 550 bin dolar kayıt dışı para transferi yapıldığı görüldü. 6 Suriyeli hakkında Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla dava açıldı. İlk duruşma 31 Aralık 2015'te görüldü. Sanıklar Türkiye ile Suriye arasında para transferi yaptıklarını kabul etti. Ancak IŞİD'i finanse etmediklerini savundular. Gaziantep Barosu'nun müdahillik talebi ise reddedildi. İkinci duruşma 15 Ocak 2016'da yapıldı. Mahkeme ikinci duruşmada 6 sanığın beraatine hükmetti. 16 günün sonunda JET hızıyla kesin ve inandırıcı delil yok dedi. İddiaya göre mahkeme polisin ele geçirdiği 1768 sayfa Arapça dokümanın çevirisini beraat kararı sonrasına bıraktı. Gaziantep Barosu kararı temizleyeceğini açıkladı.